Galatasaray deplasmanında ve lider Beşiktaş'tan son haberlerle sözü mikrofonu Sercan Dikme'ye bırakalım. Sonraki etapta da stada Türk Telekom'a bağlanacağız. Emre Kaplan'a mikrofonu bırakacağız ama Beşiktaş'tan son bilgilerle söz Sercan Dikme'de. Bir üçleme yapamamışız ama Sercan <laughs> başlamadan önce sen kırmızı kravat, ben kırmızı kravat. Bir de Sercan olsaydı bir üçleme Şanlı yapmış olur. olacaktık Bravo. yani. Çok Sercan güzel. bugün bozmuş işi. İyi düşündü abi. Haldun abi derbiyi düşünerek biraz daha siyah takmayı düşündüm. Kusura bakmayın bir sonrakine telafi edelim. Zeki abi, Aldün abi'ye evet. selamlar. teşekkür Teşekkür ediyorum. E, Beşiktaş'ta artık derbi atmosferine girilmiş durumda. Futbolcular yavaş yavaş Nevzat Demir tesislerine geliyor. Saat 17 itibariyle bir toplanma gerçekleşecek. 18'de son antrenman var. Sergen Yalçın artık 11'ini son antrenmanda deneyecek. Sergen Yalçın özellikle bu hafta içerisinde eksik oyuncuların, oynamayacak oyuncuların problem olmayacağını her toplantıda oyuncularıyla yaptığı görüşmelerde dile getiriyor ki bunu 7-8 maçlık dilimde net görebildik. Dün de aslında spor gündeminde bu cümleyi kullanmıştık. Abubakar'ın durumu. Ya Abu Bakar'ım Beşiktaş için çok değerli bir oyuncu ancak son 7-8 maçlık dilimde Abubakar'sız da Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok emin adımlar attı. O nedenle yarın da çok büyük bir ihtimal Abubakar olmayacak. Maç kadrosunda da olmasını beklemiyoruz. Beşiktaş Kulübü son antrenman öncesinde veya sonrasında kamp kadrosunu açıklayacaktır. Abubakar'ın olmayan, Abubakar'ın içinde olmayan bir kadro göreceğimizi umuyoruz. E, Kevin Enkudu e, şu ana kadar antrenmanların hiçbir bölümünde yer almadı. Hep bireysel çalıştı. Bugün e, takımla birlikte çalışıp çalışmayacağı 18'de belli olacak. Ancak ilk 11'de olmayacağını söyleyelim. E, maç kadrosunda ol olacak mı? Bakara oranla biraz daha ihtimali yüksek Enkudu'nun yedekler arasında olması. Ancak çok fazla süre alabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü hem Abu Bakar'da hem Enkudu'da e, adelelerindeki problem nüksetme durumu var. E, o gerilmenin yırtığa dönüşme durumu var. Aslında iki futbolcu da e, derbide oynamak istiyordu. Özellikle Abu Bakar'la ilgili gelişmeleri zaten yakından takip etmiştik. E, aslında Beşiktaş'ta son zamanlarda Aykut İnce ilk 11 konusunda en az muammanın en az soru işaretinin olduğu haftayı ve derbiyi geçireceğiz. Ee, savunma dörtlüsü ve kaleci aynı. Rozier, Ensakala, Vida, Wellington, Ersin Kale'de. Orta alandaki üçlü aynı. Atiba, Josef, Adem, Gezalın e, Gezzal'ın yeri garanti. Kanat ve Santrafor noktası kaldı. Buraya ayrı bir parantez aç açmakta fayda var. Normalde bu Bakar olmadığı zaman Beşiktaş acaba nasıl oynayacak? Ee, takımda bir performans düşüklüğü olacak mı dediğimiz noktalarda Gökhan Töre devreye girdi. Santrafor performansından Sergen Yalçı'nın bir hayli şekilde memnun olduğunu biliyoruz. O nedenle Galatasaray derbisinde Gökhan Töre santrofor oynaması çok kuvvetli bir ihtimal. Kanatta da Kaylerin. Kaylerin'in bu sezon kendisini bulduğu ilk 5-6 haftalık dilimden sonra kanata geç, kanat noktasına geçti ve orada fark yaratmaya, e, gollerini, asistlerini yapmaya başladı. O nedenle kanatta göreceğiz kendisini. İlk 11 üzerinde aslında soru işareti yok. Yönetimsel olarak ben bugün Beşiktaş yönetimiyle de konuştum. Sayın Emre Kocadağ ile de konuştum. İlerleyen saatlerde onunla da ilgili bir haber gerçekleştirebiliriz. Ama en azından şunu söyleyelim. Benim hem Nevzat Demir Tesisleri'nde konuştuğum isimler hem de Vodafone Park, Beşiktaş yönetiminde konuştuğum birkaç isim bir puana gitmediklerini anlayabiliyoruz net bir şekilde. 3 puan için oynayacağını, Beşiktaş'ın tam kadro şekilde Türk Telekom Stadyumu'na gideceğini, Sayın Başkan Ahmet Durçebi ve Sayın Kocadağ'ın yarın Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip, futbolcularla ve teknik heyetle bir görüşme yapacağını söyleyelim. Görüşmenin içeriği prim olacak. Ne kadar etkiler bunu sizler daha iyi yorumlarsınız ama Galatasaray derbisi için özel bir prim belirledi. Beşiktaş yönetimi. E, net rakam konusunda yarın futbolculara açıklanmadan söylemek doğru olmaz. Futbolculara açıkladıktan sonra net rakamı da spor ekranlarında duyururuz ama normal bu sezon içerisinde seyrettiğimiz belirlenen primlerden daha farklı olacağı kesin galibiyet priminin. O nedenle hem yönetim hem teknik heyet hem Sergen Yalçın tabi başta olmak üzere mazeret kabul etmiyor ve oyuncular tesis boyunca bu hafta içerisinde hiçbir misafir giriş çıkışı gerçekleşmedi. Evet normalde de Nevzat Demir tesislerinde koronavirüse ilişkin önlemler vardı. Ancak bu hafta içerisinde daha hat safhaya çıkartıldı. Beşiktaşlı futbolcular testlerini oldu. Herhangi bir herhangi bir sıkıntılı bir sonu çıkmadı. Sercan, reklama çıkacağız ama şunu yönetime bir sorar mısın ya da sordun mu bilmiyorum ama olası şampiyonluk halinde bir kutlama organizasyonu şöyle ki pandemi sürecinden dolayı, sosyal mesafe kuralından dolayı biliyorsun geç, geçtiğimiz yıllarda bir Boğaz e, turu yapılmıştı. Yani olası bir şampiyonlukta yönetimin e, böyle bir hamlesi var mı? Taraftarı buluşturur mu? Buluşturursa nasıl buluşturur? Ee, bu noktanın da altını çizmekte fayda var. Çünkü bununla ilgili bana çok da soru geliyor. Yani Yönetimin böyle bir planı var mı veya ne yapmayı düşünüyor? Sormadıysan yöneticilerden sorarsan bizim için Sordu, de güzel bir haber olur. Sordum Aykut İnce. Ee, sorduğum zaman daha şampiyon olmadık cevabını alıyoruz ama <laughs> en azından onlardan öğrendiğim değil ama benim kendim e, edindiğim bilgi e, bir kutlama olacak. Taraftarlı mı olacak? Tarafsız, taraftarsız mı olacak? Bunu tabii ki ülke genelinde koronavirüs süreci de devam ediyor. Tam kapanma süreci devam ediyor. Ona ilişkin bence e, benim bir şey söylemem doğru olmaz ama yönetimden aldığım bilgi değil. Benim kendi edindiğim bilgi kutlama olacak. Lig sonrasına bırakıyorlar galiba. Yani Galatasaray maçında Galatasaray'ı yenseler de işte Fenerbahçe evet. Ankara Gücü karşısında puan kaybedip şampiyonluğunu ilan etseler bile başkanın söylediği biz e, Süleyman Seba'nın devamıyız. Süleyman Seba biliyorsunuz işte Trabzonspor'la kardeşlerimiz üzülmesin diye uçakta Beşiktaş şampiyon olduğunda kutlama yapmamıştı. Rencide olmasınlar diye. E, lig bitmeden yapmayı düşünmüyor. Zaten pandemi izin vermez ama. Ee, sonra sonrasında... çok öz, Zeki abi çok özür dilerim. Beşiktaş Kulübü e, Sayın Başkan Ahmet Durşebir'in açıklamaları var. E, reklama gideceğiz mi? Ha. Ayrılma sen o zaman Bir iki dakika içinde. Çok e, uzun bir metin mi Sercan? E birazcık derbiye ilişkin. Galatasaray tamam, derbisine güzel. ilişkin. O zaman sen hiç ekrandan ayrılma. Ee, saat başı geldiğimizde Sayın Başkan'ın bu açıklamalarını seninle birlikte burada değerlendirir, konuşuruz. Yerinden ayrılmazsan çok sevinirim çünkü bir dakikam var. Muhtemelen o açıklamaların üzerine de yorum yapmamız gerekecek ama evet. sana göre satır başı ne? Ne demiş başkan? Bir dakika önce söylediğim daha şampiyon olmadık açıklaması vardı. Şampiyon olmadan olundu demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Evet. Şu anda lideriz. Henüz şampiyon olmadık. Ana temalı devamı da var. Evet. Devamını mutlaka konuşalım. Belki hani bu soru benim sor sormam ee tuhaf oldu belki ama Yoo. hani bu anlamda da biraz da yönetimde bir çalışma yapacaktır tabii Tabii yaparlar yani. canım. Ya kesin, Değil mi zekalar? Tabii hiç, yaparlar. Kesinlikle ama şu yapacaklar. Şey bir canım. kapanma bittikten sonra artık yani lig bittikten sonra görkemli bir kutlama ama yapabilirler. Ama biz baştan beri söylediğimiz bir şey var. Galatasaray evet. stadında kutlama yapmazlar. Tabii, tabii. Yani Aynen, öyle onu bir söylemiş şey. Başkan. Ha sevinirler ama kutlama Bak, yapmazlar. Bak burada da söz. Süleyman Seba'nın devamıyız biz. Hı, yani. Devamıyız yine. Yani, o yüzden Peki ayrılmayın. Devam edeceğiz. Sayın Çebin'in açıklamalarını uzun uzun değerlendireceğiz. Sercan da yerinde. Reklamlar buradayız.